Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, piknik alanımızda konuklarımızı sizlere teker teker tanıtacağım. Hemen yanımızda Necmiye ablam var. Sevgili ablacığım, o sessiniz. Evet. Kafkasya'dan geldiniz. Evet, Kafkasya'dan gelme Çerkezleriniz. Ve Türkiye'de yaşlandık. Ben olmuşum 90 yaşına geldim. Peki ablacığım, ne zaman geldiniz? Türkiye'de mi doğdunuz, Kafkasya'da mı doğdunuz? Türkiye'de. Türkiye'de doğdunuz. Evet. Peki ne zaman evlendiniz? Ne yaptınız? Gelinlik yaptınız mı? Merak ediyoruz. Ay, Çerkez olup da Çerkez'e gelinlik olmadan olur mu? Vallahi beni atarlardı dışarı. Niye? İlk günden mi yaptınız, son gün mü gelinlik yaptınız? Oradan devam etti öyle. Bir de konuşmak yok ya. Hiç mi konuşmuyordunuz? Yok, konuşma büyüklerle mümkün değil. Konuşulmuyordu da diğer gençlerle falan konuşuluyordu tabii. Peki siz sonuçta Çerkezsiniz. Çerkezce de biliyorsunuz. Çerkezce. Annem, babam, dedem hepsi Çerkez. Hepsi Çerkez. Oset, Çerkez dediğimiz zaman bazılar bize kızıyor. Bize Osetin diyorlar, Asitin diyorlar. Oradan çok misafir gelir. Çünkü Çerkezce konuştuğumuz için yazık, özlüyorlar. Zannediyorlar Türkiye'de oturuyorlar, Çerkezce bilmiyorlar. Peki efendim, ya şimdi şöyle söyleyelim Necmi abla. Sizler genelde Çerkezlerin hepsini tanıyorsunuz. İyi kötü tanıyorum tabii. Eşinizden dolayı Türkiye'yi çoğu yerini gezdiniz. Hem çok, evet. İlla ki Çerkez olması lazım. Gidip geziyorduk. Ve Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittik. Çünkü kendisi toprak komisyon başkanıydı. Gittiğimiz yerde, evet, geziyorduk tabii. Ve gelenler de sağ olsun Çerkez olduğumuzu duyar. Zaten gelip bizi bulurdu. Bize de gezme yerleri çok. Sevgili Yahya amcanın bir dileği vardı. Bu dileği kızı gerçekleştirdi. Bir soy ağacı kitabı meydana getirdi. Bunları bütün Osetlere, Asitinlere, bütün sülalemize dağıttı. Bizim de sülalemizi yakından tanımamıza vesile oldu. Bu kitapta sizin de emeğiniz var. Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Vallahi mutlu olduk. Madem ki çalışkan bir adamdı, devam etsin. Önüne hiç taş koymam ben öyle yapanlar için. Her işi çalışan yardımcı olmak isterim. Artık beyime razım etmeyecek. Babam her türlü yardım eder. Çok hem. Misafirini ağırlamak yeter ki o sorsun, etsin, her şeyleri öğrensin diyelim. Biz çıt kaç senedir yani evli kaldık. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Bir gün beni kırmadı. Dedim bugün dedim bir gezmeye gittim. Herkes dedim beyinden şikayet ediyor. Ben bir şey bulamadım senden. Sen de bir şey deseydin. Ne diyeyim durup dururken sana iftira mı atayım? Ben ama şimdi şöyle söyleyeyim. Kadar iyi hareketli ve terbiyeli adamdı ki ağzından küfür değil sert konuşmak duymadım. Ben de zaten pek öyle fan 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 konuşan olsam yoldan çıkarırdım adamı ama çıkmadım. Ama baktığımız zaman da yani ben sizin elinizde büyüdüm sayılırdı ama sizler de hep gülüyordunuz, neşeliydiniz. Dişlerim görünsün, güzelliğim meydana çıksın diye. Niye inkar edeyim Allah'ın verdiği güzellikleri? Ama maşallah bakıyorum sağlığınız da yerinde, kızlarınız yanında. Allah iyiliğini versin. Yani Ankara'dan geldiniz. Evet. Sevgili seyirciler, Ankara, İstanbul, Düzce'de buluştu. Düzce'deki komşularımız geldi. Peki bugün memnun kaldınız mı bugün buradan? Çok kaldık. Oturduk burada, konuştuk, eskileri hatırladık. Herkesin işlerini. Güzel bir hayat geçirdik. Tarihten bir yaprak. Peki eskileri özlüyor musunuz? Gençliğimi nasıl özlüyor miyim? Ablacığım, tiyatroculuğun var mı? Eskilerden neyi en fazla? Siz Sarıkamış'ta kaldınız değil mi? Sarıkamış'ta büyümüşüm. Tabii Sarıkamış'ta kaldım. Orada okuduk. İşte iyi kötü devam ettik. Ben kendim sanat okulu mezunuyum. Dikişi zaten Çerkezler çok sever. Dikiş, nakış.
bizlere aittir. Hakikaten böyle kendimiz model yaratıp yapıyorduk, veriyorduk ve talebelerim de vardı. İyi kötü idare ediyorduk işte. Sonra zaten başladık çeşit çeşit çocuk doğu dünyaya getirmek. Fazla da getirmedin sonuçta 3 tane. Maşallah pırlanta gibi. Büyük, ondan sonra da diğerleri 2 oğlum var. Onlar da Allah razı olsun. Bir gün bir kelime duymadım ağızlarından. Peki şöyle söyleyelim. Ankara'dan komşularınızla geldiniz. Komşularınız da yanınızda. Arkadaş diyelim, dost diyelim. Çerkez değil ama Çerkezleri çok sevdiğini söylüyor. Öyle mi? Yahya Alpay bana Ossetya'yı yani video kasetlerle tanıttı. O kadar değerli bir insandır ki Yahya Bey. Yani kültürü, milliyetçiliği fevkalade bir insandı. Yahya Bey gibi bir insan yani zor yetişir. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Çok iyi tanıyordum, çok iyi. Yani onu tanıdığım için gurur duyuyorum. Kızı Kerimeleri, mahdumları var. Allah bağışlasın, fevkalade yetişmişler. Hele Necmiye. Yıllardır arkadaşız Sarıkamış'tan. Hatta ben bu evlenmeden evvel çocukken ben bunun annesi kaymak evinde yemek yemişimdir. Tavuk sütle pişirilir, bunlar da adettir Çerkez'de. Tavuk pişirirler sütle. Annesinin yemeğini çok yemişimdir. Küçüktük, beraber büyüdük. Eski Sarıkamış'tan beri tanışıyoruz. Gurur duyuyorum bunları tanıdığım için. Onun için sağlamız, böyle güzel şeylerle büyüdük. Güzel arkadaşlarınız, komşularınız var, tatlı anılarınız var. Çok çok, hepsi ayrı ayrı. Ve gittiğimiz yerden de çok güzel kalıyorduk ve mutlu çıkıyorduk. Daha da gittik. Gençler arasında gün yapıyordunuz ya. Gün yapıyorduk, evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir gün anneannemde çatı katına çıktım. O kadar güzel elle dikilmiş, üstü nakışla işlenmiş çantalar gördüm. Hep annemlerin gençliğinden yaptığı şeylermiş onlar. Aralarında gün yapıyorlarmış. O hafta kime gidilecekse ona hediyeler, çantaları kıyafetlerine uygun, böyle el yapımı birçok çanta görmüştüm çatı katında. Ama eskiden de yokluk vardı herhalde. Şimdi paran olsun, her şey var. Anlatmak istediğim estetik, sadece torba gibi bir çanta değil. Üstü nakışlı, saplı, ya o kadar etkilenmiştim ki ben o zaman. Keşke saklasaydım diyorum bazen. Vallahi bu herhalde Çerkezlere ait bir şeydi Allah'tan. Yoku yaratmak ve o ne yakışır onu söyle. Hakikaten bir kumaşı görünce ne model gider, ben hemen kapımdan çizer yapardım. Kendimde sanat okulum vardı. Yani hep ben dikiş öğrettim. Kaç tane tercih yetiştirdim. Öğretmendim ya, dikiş hocası. Peki Necmiye abla, şimdiki gençlere ne önerirsiniz? Ben mi? Kibarlığı, ağzından çıkan güzel kelimelere dikkat edecekler. Kalp kırmamaya çalışacaklar. Kendileri de yaşadıkça bir şey yaratsınlar, bir şeyler yapsınlar. Bomboş yemek şişip de oturmak değil. Saygılı olsun, o kadar. Evet sevgili seyirciler, bir programımız daha burada bitti.